Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin bağımsızlık referandumu kararına tepkiler artıyor. Irak'ın kuzeyinde sadece Irak Kürt Bölgesel Yönetimi yaşamıyor. Karara başından beri karşı çıkan Irak merkezi hükümeti Başbakanı Haydar Ali Badi, Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında "Eğer sınırların yeniden çizilmesi isteği varsa bu tek taraflı gerçekleşemez. Bunun trajedi ve karmaşık sorunları beraberinde getireceğini söylüyoruz." diye konuştu. Irak bölgesel yönetiminin aldığı bu karar bölgenin istikrarsızlaştırılmasına hizmet eder. İbadi bağımsızlığın Kürtlerin çıkarına olmadığını görüyorum. Çünkü bu ihtilafların ve bitmeyecek sorunların kapısını açacak dedi. Bu bölgede ihtilaflı da pek çok sorun var. Pek çok yer var. Bütün bu ihtilaflar varken böylesi bir sürece kalkılması da kalkışılması da bölgeye hayır getirmeyecektir. Irak bölgesel yönetiminde muhalefette bulunan Goran Hareketi ile Kürdistan İslami Toplum Partisi de referandum karşıtı cephede yer aldı. Süleymaniye'de bir araya gelen iki partinin temsilcileri referandumun ertelenmesi için 6 maddelik bildiri yayınladı. Bildiride Mesut Barzani ve hükümetin referandum kararını ertelemesi, genel seçimlerin ise zamanında yapılması talep edildi. Açıklamada referandum yerine halkın hayat şartlarının iyileştirilmesi istendi. Barzani'nin referandum dayatmasına Kerkük'te yaşayan Türkmenler, Musul'da yaşayan Arap ve bazı Hristiyanlarla Irak'taki en büyük Şii gruplarından Sadr hareketi de şiddetle karşı çıkıyor. Irak Cumhurbaşkan Yardımcısı İyad Alevi de referandum karşıtı. Irak'ın eski başbakanı Nuri El Maliki de Kürtlerin Irak'tan ayrılmasının anayasal ve hukuki olarak mümkün olmadığı görüşünde. Irak'lı Sünniler de referandumun Kerkük ve Musul'a uzanma niyetini tehlikeli bir gidişat olarak görüyor. Irak Meclis Başkanı ve Sünnilerin önemli siyasetçilerinden Selim El Cuburi, Irak'ı parçalamak amaçlı herhangi bir proje kabul edilemez dedi.